kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Yesin için Haldun Kaner sahnesinde cenaze töreni düzenlendi. Usta oyuncu, burada düzenlenen törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Üsküdar Şakir'in camisini uğurlandı. Yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 65 yaşındaki tiyatro oyuncusu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Kaner sahnesinde tören düzenlendi. Sanatçının ailesi ve yakınlarının yanı sıra tiyatro ve sinema dünyasından birçok ünlü isim Yesin'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ümit Yesin için yapılan anma konuşmalarının ardından sanatçının geçmişi okundu. İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, kürsüdeki konuşmasında şunları söyledi. Ne yazık ki çok ihlal etmiş kendisini. Bu ameliyatı 2014 yılında olması gerekirken aşırı kilosu da vardı malum, o yüce kalbi ne yazık ki dayanamadı. Çok üzgünüm. Ümit Yesin çalıştığı her ortamda, tiyatro kulisinde, teklerde, dürüstlüğüyle, ahlakıyla, babacan tavrıyla herkesin sevip saydığı bir insan olarak her zaman hatıralarımızda yer alacaktır. Hakikaten çok üzgünüm. Çok erken kaybettik çünkü. Tatlı ve huysuz bir adam olarak onu her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacağım. Mekanın cennet olsun. Gittiğim yerde huzur içinde uyuyor. Kürsüye gelen oyuncu Yonca Şahinbaş, gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında şunları söyledi. Bütün hastane süresince elimden geldiğince Ümit abinin yanında olmaya çalıştım. Ölmeden bir gün önce, ikinci ameliyatının ardından yoğun bakıma gireli neredeyse bir ay olmuştu. Sadece 3 kişinin yanına alındığını biliyordu. O yüzden hiç yoğun bakıma girip onu görme çabasında bulunmadı. Ama bir ay geçti ve hala yoğun bakımdan çıkmadığı için, ölmeden bir gün önce dedim ki, gideyim ve şansımı zorlayayım. Yalvarayım, görmeye çalışayım diye gittim. Ölmeden bir gün önce saat 3.30'da yanındaydım. Kolunu öptüm, göbeğini sevdim. Çok iyi görünüyordu, hiç beklemedim. Konuştuğum insanlara da söyledim gayet iyi görünüyor diye. Onunla da konuştuk, pahalı geliyor mu tabi? Buradan yürüyerek çıkacaksın dedim. Ertesi gün gelseniz iyi olur, bilgisini verdiklerinde, gittiğimizde o da gitmişti zaten. Bunu yaptığım için hayatım boyunca hep şükür edeceğim. İyi ki gitmişim, iyi ki görmüşsün. Nurlar içinde uyu Ümit abi. Seni çok seviyorum. Ateş Böceği Ercan olarak bilinen Ercan Bostancıoğlu, kızım geldi hastaneye. Yukarı çıkarmadılar. Yalvardı, yakardı, dedi ki hiç olmazsa bir hemşireyle görüşeyim dedi. Hemşirenin yukarıdaki telefondan cevabı iyi, uyuyor oldu. Ve işte buradayız Ümit. Ümit, nur içinde yat. Oğlum, çocuğum, mekanın cennet olsun ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından yapılan dini töreni mütetakiben Ümit Yesin için sevenleri ve meslektaşlarından helallik alındı. Daha sonra Yesin'in tabutu üzerine örtülen Türk bayrağı törenle kaldırıldı. Yesin'in tabutu yakınları ve sevenleri tarafından omuzlara alınarak Şakir'in camisindeki cenaze törenine gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.